Arkadaşlar bugün ATV ile kısa bir tur yapacağız. Yeniköy diye bir mahallemiz var. Onun üzerinde Cennet Kanyonu mevcut. Eşimle beraber oraya gitmeyi düşünüyoruz. Şimdi ATV'nin üzerindeki örtüyü kaldıralım. Yiyecek içeceğimiz tamam. Bagajımız düzenlendi. Şimdi yola çıkma zamanı. Benzin alalım. Benzinimiz bayağı azalmış. ...242 liraya doldu depomuz. Arkadaşlar direkt çevre yoluna çıkıyoruz. Manavgat merkezden yaklaşık 15 kilometre uzakta bir yer burası. Manavgat merkeze çok yakın. Söylediğim gibi ismi Cennet Kanyonu olarak geçiyor. ATV'nin sesinden dolayı konuşmam biraz az geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Şu anda Manavgat, Antalya. Çevre yolunun üzerindeyiz. 3-5 kilometre kadar çevre yolundan devam edip sağa Yeniköy sapağında Cennet Kanyonu'na doğru ilerleyeceğiz. Hızımız 90 kilometre civarında. Motor çok fazla bağırmadan bu hızla rahatlıkla seyahat edebiliyor. Bu ATV, önlük videolarında da söylediğim gibi CB motor, CB550 kilometremizi sürdürmedik benzin aldıktan sonra dönerken belki depoyu yeniden doldururuz ve ortalama yakıt tüketimine bakarız. Bakın bu kavşaktan Gültepe Mahallesi'ne giriş yapıyoruz. Solumuzda galeriler, otomobil galerisi çarşısı. Burada bir adet cami var. Buradan gidersiniz. Zaten Dodun Ali Kanal'ın görüntüsünde bütün renklerim mutlaka. Burada bayağı yüksek kasisler var. Motosikletle geliyorsanız dikkat edin. Renkleri de solmuş. Uçarsınız üstünden direkt. GoPro'ya halen mikrofon ekleyemedim. Fırsat olmadı açıkçası. Bu yüzden kendi üzerindeki mikrofonla çekim yapıyorum. Ses kalitesi biraz boğuk gelecektir. Kusura bakmayın arkadaşlar. ATV'nin de sesi motosikletin sesinden bir 10 kat fazla olduğu için konuşma sesini bastırıyoruz. Bu yol güzergahından hep böyle köy içerisindeki yollardan, ormanlık alanlardan devam edeceğiz. 8-10 kilometre kadar yolumuz bu şekilde devam edecek. Bu turda eşim de arkada. Uzun süredir beraber ATV'ye gidemiyorduk. Geçenki videolarda da söylemiştim. ATV'yi yaklaşık 2 hafta önce bir tadıcı ağladım. Bütün bakımları yaptım. Evin önüne kapattım. O zamandan beri bir defa gittim. Sürekli olarak araziye kullandığım için amortisörler en yumuşağında şu anda. Bu yüzden asfaltta birazcağında kırıklar yapıyor. Özellikle kişi girerseniz bu şekilde üzerindeki insanlar hareket ettiği için ATV'nin kırıklar sağa sola otobüs gibi yapması söz konusu. Onda virajlara birazcık yavaşlayarak girerseniz bertaraf edersiniz. Saat 5.30. Bu aralar havalar çok sıcak. Antalya Manavgat'a yaz geldi. Gündüzleri 30 derece üzeri, akşamları 20 derece üzeri bir hava var. Artık klimasız yatamıyoruz kesinlikle. Bu yüzden ikinci saatlerini bekledik. Tur yapmak için. Gideceğimiz mesafe de yakın olduğu için çok fazla sıkıntı yok açıkçası. Buradan sağa dönüyoruz. Bu kavşağı unutmayın. Çoğu insan buradan sol gündüz devam ediyor. Hemen sağa dönünce zaten burada bir köprü göreceksiniz. Köprüden devam ediyorsunuz. Çıkışlarda yavaşlayın arkadaşlar. Kamyonlar falan geçebiliyor. Buralarda seralar oldukça yoğun. Gördüğünüz gibi direkt yolu kapatan bir kamyon. Yani dip gaz buralarda seyahat etmeyin kesinlikle. Böyle eski köy yollarında. Zaten dar yollar. Nereden ne çıkacağı belli olmuyor. Hayvanlar da çıkabilir büyük baş küçük baş. Buradan sağa devam ediyoruz. Burası kırsal kesim, Manavgat'ın kırsal kesimi ama Manavgat içerisindeki araziler özellikle Türkiye'de de söz konusu bu sorun çok fazla değerlendiği için insanlar buralardan da artık arazi satın alıp sonuçta Manavgat'a 5-10 kilometre mesafe ediyorsun merkezden. Arazi satın alıp buralarda villa yapıp artık Manavgat şehrinin kuyruksundan kaçıp buralara yerleşiyorlar. İnsan buradaki araziler de oldukça değerlendi. Manavgat yangının ilk günlerinde yangın Yeniköy'den başladı desek yalan olmaz.
Özellikle buralarda sürekli aransız araçların ilk yakalı yangın sonunları için. Yangının günlerinde biz buradaydık. Yangın başlar başlamaz. Arkadaşlarımızla AKM'lerle yardım etmeye geldik. Özellikle yangın aransız ve ormancıların çıkamadığı bölgelerden ihbar vermeye. Arkadaşlar burası Sırtköy'e 5 kilometre. Ekiplerin hiçbirisinde dolu su yok. Buraya dolu sulu makine gönderin, iş makinesi gönderin, araç gönderin. Hiçbirisinde su yok. Hala yanmaya devam ediyor. Bakın bu yangın yeni çıktı, söndüremiyoruz. Buradaki ekibin suyu boş. Burası Sırtköy'e 5 kilometre. Bu yangın yeni çıktı. Bakın bu yangın aşağıya doğru ilerliyor. Ekiplerin hiçbirisinde su yok. Araçların tamamı boş. Bakın araç burada bekliyor. Buraya dolu araç gönderin. Sırtköy'e 5 kilometre, salır üzeri. Yangına müdahale edilmeye başlandı. Yarım saat sonra geliyor sular. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Sırtköy'den Kurt Deresi'nden yangın geliyor. Yaklaşık 2 kilometre aşağıdan. Az önceki söndürdüğümüz yere doğru ilerliyor. Buraya ekipler gerekiyor. Buraya ekip gönderin acil bir şekilde. Sırtköy. Yangın çok büyük. Göz gözü görmüyor. Aşağısı cennet şu anda. Yanarsa Salur'a kadar iner aşağısı. Burası Salur Barajı. Yangın şu anda Salur Barajı'na doğru iniyor. Salur Barajı'nın üst mevkilerinde hiçbir yerde en ufak bir orman kalmadı. Burası Naras Barajı'nın hemen 200 metre ön tarafı. 45 dakikadır bir helikopter buraya su dökmedi. Görüyorsunuz. Her yer yanıyor. Naras Barajı'na ekipler müdahale etmeye başladılar. İnşallah yangın büyümeden söndürebilirler. Yani şuradaki ağırda yaklaşık 30 tane büyükbaş hayvan kalmıştı. Onları kurtardığımız günü bugün gibi hatırlıyorum. Hatta yangına dair buradaki fotoğrafları bu görüntünün içerisine de eklerim. Bildiğimiz kanyon cennet bölgeydi. Zaten o kadar cennet kanyonu. Türkiye'de çok fazla cennet kanyonu var. Onlardan birisi de burası. Çok yakın bir bölgedeydi. Alacak yıldım bile yarısı bilmez burayı. Yani hiç gelmez. O kadar oldukça gençliğimizde de geldiğimiz güzel bir yerdi burası. Bakın yangın yüzeyini halen görebilirsiniz buralara. Geçen videolarda benim köyüme gitmiştik Avasın Yaylıhan'a. Avasın Yaylıhan bakın orada. Belgaylası da orada. Parmağımla gösterdiğim yerde. Alacak'ın her yerinden görebilirsiniz. O Belgaylası'nın altına gitmiştik geçen yılda. Şimdi buralardayız. Daha Antalya taraflarındayız. Gençliğimizde çok popüler bir burası. Biz motosikletlerle, arabalarımızla, ATV oldukça ATV'lerle geliyoruz sürekli. Ama son zamanlarda çok popülerleşti. Bu yüzden geçen videolarda da söyledik. Çok mevzusu buralarda da var maalesef. Bakalım ben uzun zamandır yaklaşık 3 aydır buraya gelmiyorum. Çok durumu nasıl? Hep beraber kendisi üzerimize gireceğiz. Yolunuz biz devam ederseniz 20-25 kilometre sonra Beyliğin denilen mahalle var. Eskiden köydü. Şimdi biz buradan sola döneceğiz. Bakın buradaki çeşmeyi unutmayın. Buradan sola dönüyoruz direkt toprak yola. Dümdüz Ağrı'na seyredip Beyliğin Mahallesi'ne gidiyoruz. Beyliğin Mahallesi'nin tam kenarında tarihi kervansaray var. Anadolu'daki kalmış en eski kervansaraylardan birisi. O kervansarayın ismi Kargahan arkadaşlar. Anadolu'daki en eski kervansaraylardan birisi ve dimdik ayakta duruyor şu anda. Her ne kadar altın vaziyette bakın şekilde dursa da. Şu sağdaki yol direkt yürüme yolu. Oradan kanyonun içerisine girebilirsiniz. Biz şimdi soldan araba yolundan devam ediyoruz. Beyliğin üzerinden Kargahan'a, Kargahan üzerinden ise, kervansarayın üzerinden ise Eğilip Ovası'na girebilirsiniz. Yabani atlarıyla meşhur bir bölgedir. Kış geldiğinde karla kaplanır. Yaz geldiğinde ise, ilkbahar geldiğinde ise yemyeşil bir ova görünümüne bürünür. Ortasından dereler akar.
Görüyorsunuz, vadi boyunca, kanyon boyunca sol taraftan ilerliyoruz. Sağ taraftan ise yürüyüş yolu devam ediyor bizle beraber. Buralar komple ormanlarla kaplı bir alandı. Hatta aşağıdaki kanyonu görmeniz imkanı yoktu. Nerede bu dere diye sorardınız kendinize. Ama şu anda bütün ormanlar kesildiği için yangından sonra, ağaçlar kesildiği için bu şekilde bölündü. Burada bekleyelim. Araç sürüşüne yol verelim. Buraya otomobillerle de giriş yapabiliyorsunuz. Yollar biraz bozuk ama yavaş yavaş ilerlerseniz sorun yaşamazsınız. Şimdi gireceğimiz yer bu sağ aşağı taraf. Yangınlardan sonra tanınmaz bir halde. Görüyorsunuz. Normalde yemyeşil bir bölgeydi. Şimdi şu sağ taraftaki yeşil kapı gibi olan yerden demir merdivenler aşağıya iniyor. Aşağıdaki göletlere. Biz sol tarafa ilerleyeceğiz. Oraya ATV'ye park edeceğiz. Burası biraz yukarıda kalıyor çünkü aşağıya motosiklet ve ATV girişi yok. Merdivenlerden iniş yapabiliyorsunuz sadece yürüyerek. Direkt ATV ile buraya iniş yapacağız. Gözünüzle değerlendirin. Ben motorumla buraya çıkarmayayım. Arabayla şu anda girip çıkamazsınız. O ayrı. Hani jiple, pikapla, motorla bir şekilde inip çıkılabilir. Oo, bu karşıya köprü yapmışlar arkadaşlar. Normalde şu tahta ağaç haricinde hiçbir şey yoktu. Bildiğiniz köprü yapmışlar karşı. Ve burası tanınmayacak bir hale gelmiş. Ne yapalım? Suyun içine kadar inelim mi? Hadi inelim o zaman. Madem ATV'ye de geldik. Şöyle suya girmeden burada duralım. Ve ATV'yi stop ettirelim. Yine söylüyorum, kusura bakmayın. Burada ağaçlar varken burası cennet gibi bir yerde. Şu anda elimizde kalan bu. Her zamanki gibi yine bir adet pet şişe. Orada çöpler. Buralar yangınlardan kalan ağaçların artıklarıyla kalmış. Ama elimizde kalanla yetinelim. Şöyle bir suya girelim. Görüyorsunuz. Yukarıya kadar komple çıkılıyor. Normalde bu taşların olduğu yerlerde o kayalar yoktu. Büyük ihtimalle yukarıdan yuvarlanmış. Küçük küçük göletler vardı. Daha önceki çektiğim fotoğraf ve videolardan yukarılara eklerim. Eski halini, tamamen doğaldı. Bunu kim yaptı? Ormancılar mı yaptı? Kesimciler mi yaptı? Bilmiyorum ama yukarılardan komple kayalar yuvarlanmış. Bakın. Yürüyerek ileriye gideriz eşimle. Size yukarıdan da görüntüler gösteririm. Şu anda elimizde kalan bu. Biraz ilerleyelim. Size şurayı göstermek istiyorum. Burası normalde 10 numara bir yer. Ama mahvolmuş durumda. Yangının artıklarıyla kapanmış burası komple. Buraların temizlenmesi lazım arkadaşlar. Yani burayı belediyenin bir şekilde temizlemesi lazım. Oo, çok kötü olmuş. Çok. Eski halinden eser yok. Yani uzaktan izleyen insanlara burası şu anda halen cennet gibi geliyor olabilir. Ama eski halini fotoğraflarını yükleyeceğim. Karara siz varırsınız. Bakın oradan yine suyumuz akıyor. Biraz bakım yapılması lazım. Toplanması lazım buraların. Yeniden ağaçlandırılması lazım. Yukarıdaki merdiven olan bölge görünüyor. Aşağı inen. İleri de bir yürüyüş yaparız. Orayı da gösteririm. Veya hali hazırda zaten yol açılmış. ATV ile gideriz yukarıya. Gerçekten çok güzel. Bu hali bile çok güzel.
Arkadaşlar, bulunduğunuz bölgelerde doğaya sahip çıkın. Biz buralara sahip çıkamadık. Göletlerden birisi burada bu şekilde kalmış. Eski halini koyarım. İçerisine göğsünüze kadar girip bir nevi havuz gibi yüzebiliyordunuz, dinlenebiliyordunuz. Burada ağaçlar ve kütükler vardı. Üstlerinden atlayarak geçiyordunuz buradan. Şimdi yürüyüş çok kolaylaşmış. Diğer göletin birisi bu şekilde. Buralara orman yolu açmışlar. Eskiden yoktu. Buradan ilerisi daha temiz duruyor. İleride kayalıklar var. İlerideki göletler daha temiz. Üzerimizde deniz şortu olmadığı için ileriye kadar yürümeyeceğiz. Şöyle aşağıya göstereyim. Normalde aşağıdan yürüyerek devam ederdik ama şu bölge oldukça derin. Cennet Kanyonu böyle bir yer. Vadi boyunca uzanan bir su. 4 çarpıya alıyoruz. Geriye. Sağdaki göletlere doğru ilerliyoruz. Bakalım göletler ne durumda? ATV'miz yukarıda. Ufak göletin hemen önündeyiz. Buradan suyumuz akıyor. Girdiğimizde göğsümüze kadar bir su. 10 numara bir gün. Az sonra içine gireriz. Aşağıdaki göletlerin durumu bu şekilde. Oldukça fazla ağaç artıkları var. Dere yangından sonra kışın çağlayıp bunları buraya biriktirmiş. Şöyle biraz ilerliyorum. Aşağıda bayağı büyük bir gölet var. Normalde 20-30 metre çapında. Şu tepeden, kayanın üstünden bir bakalım. Aşağıdaki gölet bu. Güneş ışığını zamanında yakalarsanız masmavi, buz mavisi bir görüntü elde edersiniz burada.
Arkadaşlar, yedik, içtik. Çöplerimizi bu şekilde koyduk bagajımıza. Bahsettiğim merdiven buydu. Buralar çok dağıldığı için şu anda pek kullanışlı değil ama o merdivenden inip bu su boyunca, dere boyunca aşağıdaki göletlere kadar yürüyüş yapabilirsiniz. Veya bu tarz ATV tarzı aracınız varsa benim izlediğim yolu izleyip buralara gelebilirsiniz. Hatta arazi tipi bir motosiklette de buralara gelişiniz mümkün. Buraya yol açmışlar çünkü yangın zamanında. İçerisinde biraz daha ilerleyelim. Şu anda ayakta sürüyorum arkadaşlar ATV'yi. Öndeki rüzgar koruyucu görüşünü etkiliyor bazen insanın. Şuradan bir hızlı geçelim. Arkada işim olduğu için sarsılmasın diye çok hızlı sürmüyorum. Sonraki videolarda buralarda dikkatle gezeriz. Veya başka bir yere yatağında. Burada bir beton bölge var. Dere yatağı su biraz daha fazlayken çok zevkli oluyor. Kalabalık bir şekilde geliyoruz buraya. Su fazla olunca daha da temiz oluyor. Yangının birikintileri çok fazla şu anda. O yüzden yer yer geçişi engelliyor. Bakalım girebildiğimiz kadar göstermeye çalışacağım size. Bundan sonra çok fazla bir olay yok. Vadi daralıyor. Biraz daha ileriden dönüş yapalım. Nasıl burası? Çok güzel ya. Tamam. Çağırırız çocukları. Arkadaşlar Manavgat'ta buna benzer bir sürü dere yatağı var. Geçenki videolarımda da söylemiştim. Su yolundan şanslı bir şehirde yaşıyoruz. Manavgat halkı olarak. Doğası 10 numara. Gölü, barajları, ırmağı, deresi, denizi fazla fazla mevcut. Ufak bir dal takıldı. Hemen onu çıkaralım. Bunu aldık.
şimdi. Buradaki misafirim direkt buraya girmiş. Bir tur çevirelim. Tamamdır. Bunu da attık. Elimiz bakıyorum. Aynen. Bu parkurun tamamını 4x2 ile geziyoruz. Yani bu tarz arazi geçişleri falan 4x4'e ihtiyacımız yok kesinlikle. Sonra arkadaşlar için söylemiş olayım. Çok daha ağır arazi şartlarında biz 4x4'e ihtiyaç duyuyoruz. En ağırlarında yani saplanma düzeyine gelen bataklık geçişlerinde de diferansiyel kilidini kilitliyoruz. Arkadaşlar dikkat girmeyin. Mesela buradan sonra hafiften derinleşiyor. Sağlı gitsek ne olur? Bakalım. Ayağıma bakıyorum. Aynen ayak seviyesini bulmadı su. Herhangi bir sıkıntı yok. Koltuk seviyesine kadar neredeyse hava fitesinin olduğu yere kadar derin su geçişleri yapabilirsiniz bu atölyelerde. Yani GP motorlarda. Çünkü hava fitesi direkt koltuğun altında. Şnorkelleri yani varyatörün hava girişi direkt göstergenin alt taraflarında, hava çıkışı arkada. Bu yüzden sorunsuz bir şekilde, arka lastiğin üstünde yani, sorunsuz bir şekilde bu geçişleri yapabiliyorsunuz. Taşların üzerinde falan, yani neredeyse bir otomobil konforuyla ilerliyoruz arkadaşlar. Söylemiştim, amortisörleri en yumuşağı aldım ben. Aldığım ilk günden beri de o şekilde kullanıyorum neredeyse. Böylece bu arazilerde 4 lastik her zaman yere tam olarak basıyor bu engebelerden geçerken. Serte alırsanız 3 lastik geziyorsunuz çoğu zaman. Yani 1 lastik her zaman havada kalıyor. Serte alırsanız bir miktarda yükseliyor tabii ki ATV. Şu anda mesela yükseklikten bir miktar feragat ettim ben. Çok fazla bir şey değil. Atıyorum 2 santim falan. Sağ yukarıdan geldiğimiz yoldan geriye dönüyoruz.